Yusuf Çim. O doğduğunda takvimler 26 Eylül 1991'i gösteriyordu. İstanbul Fatih'te dünyaya gelen Çim, aslen Giresunlu olan 3 çocuklu bir ailenin en küçüğüydü. Nasıl bir çocukluk geçirdiğini sabahtan Merve Yurtyapan'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Güzel bir çocukluk geçirdim. Evin en küçüğü olduğum için hep el üstünde tutuldum. Yani evin göz bebeğiydim. Aile benim için çok önemlidir. Başarımın sırrı ailemdir. Babası eczacı olan Çim, eğitim hayatına Cibali İlköğretim Okulu'nda başladı. Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde bilgisayar programcılığı bölümünde eğitimine devam etti. Aslında o dönemlerde oyuncu olmak gibi bir niyeti yoktu. Küçük yaşta futbol oynamaya başlamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor PAF takımında futbol oynadı. Daha sonra Fatih Hilal Spor Kulübü'ne transfer oldu. Oyunculuk hayatına girmeden önce mankenlik yaptı. Katalog ve dergi çekimlerinde de yer alan Yusuf Çim, 2011'de Demet Akalın'ın Aşk şarkısının ve Sabıka şarkısının klibinde oynadı. Hayatına yeni bir yön veren Yusuf Çim, aynı yıl Best Model yarışmasına katıldı ve ikinci oldu. Ayrıca basın birinciliği de elde etti. Modellik ve mankenlik kariyerine devam etti. Müziğe de yeteneği ve ilgisi olan Çim, 2013 yılında Olsun Bir Kere adlı albümle müzik sektörüne adım attı. Aklında hala oyunculuk yoktu. Konserler vermek, şarkı söylemek istiyordu. Ama çok teklif gelmeye başlayınca yolunun oyunculuktan da geçebileceğini düşündü. Hürriyet'ten Hakan Genco'ya verdiği röportajda şunları söylemişti ünlü oyuncu. "Beni hep mutlu edecek küçük hayallerim oldu bu hayatta. Futbol oynadım, futbolcu olma hayalleri kurdum ama kısmet değilmiş. Ardından bilgisayar mühendisi olurum dedim ama ondan da sıkıldım. Karşıma oyunculuk çıktı. Şu anda bu hayalin içindeyim ve çok memnunum. Daha yolun başındayım, çok emek veriyorum ve vermeye devam edeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." Aslında onun da pek çok kişi gibi zor bir hayatı olmuştu. Hikayesinin nasıl başladığını şöyle anlatmıştım. 2006'da annemi kaybettim. Kanserdi. 15 yaşımdaydım. O sebeple ergenliğim zordu. Bu sebeple hastaneleri sevmem. Babaannem ve dedemle büyüdüm. Bir aile apartmanıydı. Aslında futbolcu olmak istiyordum. Çevremdekiler iyi görünüyorsun diyordu. Ben de ajansa yazıldım. Para da kazanmam gerekiyordu. Modellik yapmaya başladım. Harçlığım çıkıyordu. Menajerim kanıma girdi. Oyunculuğa başladım. Yusuf Çim Akademi 35.5 Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini Ezra adlı dizide başrol olarak yaşadı. Yakışıklılığı ve yeteneğiyle beğeni toplayan oyuncu Çilek Kokusu adlı dizide daha büyük bir çıkış yakaladı. Bu diziyle ilgili Habertürk'ten Neziha Kartal'a verdiği röportajda şunları söylemişti. "Birçok iş geldi ama benim gönlüm Çilek Kokusu'ndan yanaydı. Hikayeye, oyuncu arkadaşlarım ve büyüklerime çok güvendim. Çilek Kokusu'nun başarısını sağlayan bu. Burak karakterime çok uymayan biri. Ben daha sessiz sakin biriyim. Burak daha fırlama ve anasının kuzusu bir genç. Çok akıllı, tatlı dilli, kızları yalanlarıyla kandırabilen biri. Senaryoyu okuduğumda ben bu işte olmalıyım dedim. Çok mutluyum ve doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Çok iddialı şeyler söyleyebilirim. İşime çok güveniyorum ama insanlara ukalalık gibi gelebilir. İnsanlar farkı seyredince anlıyor bence." Bu arada Evrim Akın ve Gökhan Yıkılkan'la beraber Piramit isimli yarışmanın sunuculuğunu üstlendi. Habertürk'e verdiği aynı röportajda yarışmayla ilgili şunları söylemişti. "Teklif bana geldiğinde çok heyecanlandım. Arkadaş çevremde çok konuşan biriyim. Ama canlı yayına çok çıkmadım. O yüzden çok kararsız kaldım. Menajerim beni motive etti ve Show TV'de Piramit'i sunmaya başladık. Müthiş iki insan Evrim ve Gökhan. Müthiş bir enerjileri var. Sunuculuk bambaşka bir şey. Orada ortama ve insanlara hakim olmak müthiş bir his. Yarışmacılar, seyirciler, reji, kulaklıktan gelen sesler derken bir yerden sonra alıştığımı fark ettim." Sonrasında Hanım Köylü, Seven Ne Yapmaz, İçimdeki Fırtına, Bana Bir Şarkı Söyle, Servet, Hababam Sınıfı Yeniden, Mevlana, Hayaller ve Hayatlar gibi yapımlarda oynadı. Son projesi ise şimdilerde reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Aldatmak dizisi oldu. Bu dizide Ozan karakterine hayat veren oyuncu Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu gibi ünlü isimlerle birlikte çalışıyor.
Her zaman yakışıklılığıyla beğeni toplayan Çim, sabahtan Merve Yurtyapan'a verdiği röportajda "Çocukluğumdan beri mahallenin en yakışıklısı diye işaret ediliyordum. Ama bana sorarsanız kendimi yakışıklı değil, sempatik buluyordum." demişti. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj veren oyuncu kendisini şöyle anlatmıştı. "Olduğum gibiyim, kendi hayatımda rol yapamıyorum. Sempatik, çalışkan, disiplinli. Sette senaryo açmam. Her zaman ezberim hazırdır. Kafamda sahnelere öncesinden çekerim, düzensizlikten hoşlanmam. Bir uyku düzenim var, bozulsun istemem. Belki daha anda yaşamam lazım ama ben öyle yaşamıyorum. Bende flörtözlük falan yok, çok netim. Düzümdür hayatımdaki isteklerimde, güzel gülen biri ilgimi çeker." Koyu bir Beşiktaş taraftarı, büyük bir futbol tutkunu Yusuf Çim, siyah beyaza aşık olanlardan. "Biz de yetenekli ve yakışıklı oyuncuya hayatının geri kalanında başarı ve mutluluk diliyoruz."